Başbakan Erdoğan İstanbul için Çılgın Proje adını verdiği projeden sonra bugün de merakla beklenen Ankara projesini açıkladı. Aslında Ankara için projeler paketi demek daha doğru olur. Erdoğan başkente yeni bir şehir eklemeyi, savunma sanayi, uzay, sağlık merkezi yapmayı, şehrin merkezi Kızılay'ın çehresini Selçuklu mimarisine uygun olarak değiştirmeyi, dev Adalet Sarayı ve dev bir hayvanat bahçesi kurmayı planlıyor. İki gün önceden Ankaralılara televizyonda randevu vermişti Erdoğan. Bugün bu projelerini açıklayıp gerçekleştirmek için o istedi. Ankara için hazırlanan çılgın projeyi Ankara'dan iki büyük partinin il başkanlarıyla konuşacağız. AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alpaslan ve CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuklarımıza söz vermeden önce Başbakan'ın bugün açıkladığı Ankara projesinde neler var izleyelim. Sonra tartışmamıza başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan İstanbul'a çılgın projeden sonra Ankara projesini açıkladı. Güney Kent adını verdiğimiz bu projeyle Ankara'ya 500 bin kişilik yeni bir şehir kazandırmış olacağız. Ankara için de hedef aynı. Tıpkı İstanbul'daki gibi yeni bir kent kurmak. 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından başlıyoruz. AK Parti'nin Ankara projesi bu kadar değil. Erdoğan'ın hedefi başkenti savunma sanayi, bilim, inanç, sağlık, spor ve doğa merkezi yapmak. Her bir hedef için dev projeler planlanıyor. İkinci projemiz uzay ve uydu merkezi de TAİ tesisleri içinde faaliyete geçecek. Dev Adalet Sarayı, 7000 yatak kapasiteli hastaneler, UEFA standartında stadyum planlanıyor. Ankara'nın kalbi Kızılay'ın çehresi de değiştirilecek. Kızılay'ı şu anda çok daha farklı her yönüyle bir Selçuklu şehri olan Ankara'mıza hakikaten bir vizyon, bir marka olma özelliğini getirecek. Projeler arasında bir de hayvanat bahçesi var. Orta Doğu'nun en büyük hayvanat bahçesini Ankara'da inşa edeceğiz. Ankaralıların en çok ilgisini çeken Güney Kent projesi oldu. Ben inandırıcı buluyorum yani. Daha önce söylediklerinin hepsini yaptı. Bizde çılgın projeler değil, akıllı projeler lazım. Başbakan yerini açıklamasa da tahminler Gölbaşı yönünde. Bölgede arazi değerinin %200'e kadar artacağı belirtiliyor. Şehir plancılarına göre ise Ankara'nın yeni konuta ihtiyacı yok. Evet, İstanbul'un çılgın projesi çok tartışıldı. Ankara'yı da şimdi tartışacağız. CHP'nin Ankara İl Başkanı Tarık Şengül'le başlıyoruz. Nasıl buldunuz projeleri? Vallahi biz bunları daha önce bulmuştuk zaten. Onun için yeni bir şey yok. Burada Ankara'nın Nazım Planı var. Bu Nazım Planı'nda bu ana projelerin hangisini istiyorsanız ben göstereyim. Bunların rant amaçlı olanları dışındakiler de yani ben hani çok mutlu bir biçimde söyleyeyim. Sosyal Demokrat belediyelerinin zamanında geliştirmiş projeler. Güneykent rant projesi. Orası da yeni değil. Hakkında dava açılıp en az 8-10 tane de iptal kararının bulunduğu bir yer. Dolayısıyla bu alan aslında sorunlu bir alan. Hani başbakan açıklamak istemiyorsa ben açıklarım neresi olduğunu. Ama şunu söyleyeyim, aynı yerde Büyükşehir Belediyesi önemli ölçüde arsa topladı. Bir de yandaşlar topladı. Açıklayın isterseniz, o kadar söyledikten sonra siz şehir planlamacısınız aslında değil mi aynı zamanda? Evet, evet. Açıklayın o zaman yani. Şimdi tabii ben biliyorum neresi olduğunu bunun. Açıklamayacağız ama açıkladığında başbakan oradaki arsa el değiştirmelerini de biz açıklayacağız. Buradan şimdiden söyleyeyim. Burada biz hepsini işaretledik. Ankara'nın bir kez daha göstereyim. Bu Nazım Planı'dır. Bu Nazım Planı'nda hayvanat bahçesinden Güneykent'e bu savunma alanı dedikleri koridordan diğer bütün bu işte dönüşüm projelerine kadar hepsi daha önceden geliştirilmiş projeler. Burada yeni proje falan yok. Sadece bakın bunu işaret ettiği bir durum var. Bakın bunlar tabii 1982'den bu yana geliştirilen projeler. Ne yazık ki biz hep Ankara ihmal ediliyor diyoruz.
O zamandan bu zamana yapılmadı bunlar. Savunma sanayi de dahil olmak üzere. Bu savunma sanayi Kırıkkale yolu üzerindeki bir akstır. Orada bellidir bütün ne yapılması gerektiği. Bunların hiçbiri yapılmamıştır. O yüzden bir ihmale işaret ediyor bugün başbakanın 15'e yakın proje anlattığı. Bunların en az 12 tanesi eski proje ve bu projeler Ankara'da uzun süredir yapılması gerekirken yapılmamış bir proje demetine işaret ediyor. Dolayısıyla da burada aslında sorun alanlarına, ihmallere işaret eden bir açıklama yaptı başbakan. Bir kısmında da daha önce söylediğim gibi rant arayışları var. Hemen ama ne soralım. Yazık ki ortada gerçekten bir yeni proje yok. Bu 500 binlik kent meselesinde bir ayrıca tartışmakta yarar var. Bunun Ankaralılar açısından aslında. Peki, ona tekrar geleceğim. Ankaralı. Hemen buna ilişkin cevabını alalım AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan'dan. Ne dersiniz Sayın Alparslan? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii Tarık Bey de ifade etti. Belki bunlar 80'den beri planlanan, belki de işte uygulanması düşünülen projelerdi diye ifade etti. Demek ki bu şekilde bir harita üzerinden bunları gösterip 80'den beri planlandı, biz zaten bunları biliyorduk demek bu işin esasını gölgeleyecek bir şey değildir. Burada mühim olan, İşte denler ya, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Mühim olan bir şeyler yapabilmektir. Biz bu tür projeleri kimileri çılgın dese de, kimileri işte farklı şekillerde isimlendirse de bizim için gayet makul, mümkün, meşru ve ayakları yere basan gerçekçi projelerdir. Bizim ülkeye, millete hizmet noktasında bir sevdamız vardır. Eğer bir delilik olarak, çılgınlık olarak ifade edilecekse bu hizmet konusundaki sevdamız delilik olarak, çılgınlık olarak ifade edilebilir. Bugün açıklanan projelerden ben başta bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Ankara'da yaşayan bir insan olarak emin olun her türlü siyasi vasfımın ve statümün ötesinde bir memnuniyet duydum. Çünkü Ankara ülkenin başkenti olmakla beraber ülke içerisinde sağlanan istikrar ve yurt dışında elde edilen itibar sayesinde tüm dünya milletlerinin ve ülkelerinin gözleri önünde olan bir başkentti. Bu başkente yakışır bir örnek başkent, bir vizyon başkent ve özellikle bir marka şehir olma yolundaki bu projeleri son derece önemsiyorum. Buradan herhangi bir rant elde ediliyor olması şeklindeki içi boş, sadece halkın ve izleyicilerin kafasını karıştırmaya matuf istifham ve soru işaretlerinin bir anlamı yoktur. Fakat şu sevindiricidir, hem İstanbul'da olsun hem Ankara'da olsun bu projeler açıklandığında hiçbir şekilde ya bunlar yapılamaz, ya bunlar doğru şeyler değil denilmiyor. Yapılacağına inanılıyor çünkü biz diyoruz ki yapmıştık, yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Peki. Hal böyle olunca biz bunları çok kısa süre içinde tamamlayacak ve milletimizin hem Ankaralı'nın hem kentin hem şehrin hem de bireyin yaşam kalitesini yükseltecek bu projeleri bir bir dev adımlar olarak ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacağız. Peki Tarık Bey'e döneyim tekrar o zaman. Burada İstanbul projesinde de daha önce bunlar dile getirilmişti dendiğinde başbakanın cevabı aynı olmuştu. Yani dile getirenler yapsaydı o zaman niye yapmadılar? Şimdi biz yapacağız şeklinde bir eleştiri. Ne dersiniz? Şimdi bakın merkezi yönetimde 9 yıllık bir süre, yerel yönetimde neredeyse 20 yıla bulacak bir sürede iktidarda olan bir parti çok uzun süredir aslında planlara işlenmiş bir takım konuları, projeleri ısıtıp tam da seçim ortamında gündeme getiriyor. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesi diyorlarsa da geçen gün Keçiören'de başbakanın miting yaptığı yerde hemen arkasına pankart astılar. Sayın Başbakan, Keçiören'e 8 yıl önce temelini attığın metroyla mı geldin diye. Sonra kaldırttı başbakan onu oradan. Bakın 8 yılda 40 kilometrelik 3 tane metro hattını bitirememiş bir hükümet ve bir büyükşehir belediyesi var. Şimdi bize diyor ki uzay merkezi kuracağız Ankara'ya. Yani yerin altında 40 kilometreyi kazamayan bir anlayış uzay merkezi kuruyor. Söylenecek tek şey var, uçmayın. Yani burada Peki. uçuyorlar. Şimdi buradaki sorun şu bakın. Yani burada açıklanan bütün bu projelerin her biri teker teker tartışılabilir. Ama genel sorun şu. Biz uzun süredir bütün bu yatırımlar İstanbul'a yöneldiği için dedik ki burası baş şehir mi? Boş şehir mi? Bakın Merkez Bankası'nı götürmek istiyorlar. 8'in üzerinde finans kurumu toplam 60 bin kişiyi de İstanbul'a götürecek biçimde Ankara'dan giderken bize yıllardır bu planlara işlenmiş projeleri yeni diye sunuyorlar.
Bıraksınlar her şeyi, Merkez Bankası burada kalsın, torba yasayla götürdükleri finans kurumları kalsın. Biz bu hükümetten daha fazlasını beklemiyoruz. Çünkü 8 yıl önce kazdıkları metronun içinden çıkamadılar. Şimdi uzaya gideceğiz diyorlar. Tarık bir başka Bey, konu bakın, Güneykent meselesinde. Toparlayın, bitirelim. Güneykent meselesi önemli. Şimdi Güneykent meselesinde şöyle kritik bir durum var. Bakın 500 bin kişiyi oraya taşıyacağız diyor. Bu kentin içinde 4 milyona yakın insan yaşıyor. Herkesin evi barkı burada. Bakın bu dışarıda açılan her konut içerideki konut fiyatlarını düşürüyor. Ankara'da gerekenin 2 katı konut var şu anda. Çeperde yapılmış, rant amaçlı. Şimdi buraya her yapılan yatırım Esat'taki, Seyran Bağları'ndaki, Ayrancı'daki insanların evinin değerini düşürüyor. Niye yapıyoruz 500 bin tane konutu? Ankara'da konut fazlası var. Ankara'da konut fazlası varken hala oralara yapılıyorsa buralarda birileri rant yiyor. Bu arada hizmetlerin götürülmesi gereken Kızılay'a hizmet gitmiyor, Ayrancı'ya hizmet gitmiyor. Buralarda spekülatif alanlar açılıyor, öbür tarafta fiyatlar düşüyor. Ben buradan Ayrancı'da yaşayanlara söylüyorum. Burada 500 bin kişilik eğer bir kent yapılırsa Ayrancı'da 150 milyar olan şu anki 150 bin TL olan bir konutun fiyatı 130'a düşecek. Çünkü yeni yerler açılıyor. Niye açılıyor? Peki, ihtiyaç yokken? Soralım hemen. Murat Bey'e sorup böyle bitirelim. Tarık Şengül teşekkür ederim. Murat Alparslan sizinle bitirelim. Buyurun. Evet. Şimdi Tarık Bey'in ifade ettiği gibi uçmasınlar diyor. Kimler için bu gerçekten de uçmak. Çünkü bu ülke için, bu millet için çakılı bir tek dahi çivileri olmayan bir siyasi parti mensubunun bu şekilde yapılacakların hayal dahi edilemeyeceği bir projeyle ve tatbikatla hizmet olarak halkımıza, milletimize sunulmasını çok tabii olarak uçmak olarak kabul edebilir. Fakat bizim dediğimiz gibi bunlar ayakları yere basan, gerçekçi, sağlam projelerdir. Onun haricinde Merkez Bankası'yla, finans kuruluşlarıyla ilgili ve Ankara'nın içinin boşaltılmasıyla ilgili bir takım beyanları oldu. Bir defa çıkan kanunda Merkez Bankası'nın buradan taşınmayacağı konusunda bir netlikin var olduğunu izleyicilerimizin bilmesi lazım. Kaldı ki artık ülkede ve tüm dünyada finans merkezlerinin belli bir yerde toplanması gerçeği ekonominin şartlarından biridir. Ve yine kaldı ki bu şekilde Vakıfbank üzerinden genel merkezin oraya taşınması da sadece 1250 kişi İstanbul'a taşınmak belki mecburiyetinde kalacaktır. Oysa bugün açıklanan projelerde savunma sanayi üssü olması, serbest lojistik bölge üssü olması, yine üniversiteyle, yine sağlık şehriyle açılacak istihdam alanlarıyla çok daha fazlası buraya kazandırılacak. Kaldı ki yine şunu sorabiliriz. CHP'nin ortağı olunduğu İş Bankası'nın merkezinin İstanbul'a taşınmasını işte şartların bir gereği olarak gören bir siyasi parti mensubunun aynı şeyi devlet bankaları açısından niye görmediğini izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Evet. Onun haricinde tabii konut fazlası var veya işte bu şekilde niye bir konuta ihtiyaç duyuldu şeklinde söylemlere ise biz burada bir marka şehri, bir vizyon şehri, bir örnek başkenti hedefliyoruz ve 2023 vizyonunu ortaya koyuyoruz. Bu sebeple de gecekondusuz bir başkentin varlığına inanıyor ve onu özlemiyle yaşıyoruz. Hal böyle olunca burada gecekondusu bulunan ve oralarda kentsel dönüşüm yapılacak alanlardaki ev sahiplerinin o dönemde mağdur olmamalarını temin amacıyla bir uydu kent, bir farklı güney şehir dediğimiz projeyle orada yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. O sebeple 1923'te başkent olan Ankara'nın nüfusu 40 bin iken bugün taşrayla beraber 5 milyona yakın bir nüfusa taşındı. 2010 yılında sadece adrese dayalı nüfus sisteminden 111 bin kişi Ankara'ya geldi, başkente evet, dolayısıyla geldi. O sebeple devamlı değişen, dönüşen ülkemizde aynı şekilde başkentimiz de değişiyor, dönüşüyor ve gelişiyor. O sebeple biz ona uygun projeleri ortaya koymak durumundayız. Peki, fakat Murat şu memnuniyet Bey. Vericidir. Siyasetin bu şekilde alevlendiği kampanyaların çok daha farklı boyutlarda belki zaman zaman bir takım hamaset içi boş laflarla, söylemlerle muhalefet tarafından yürütülmüş olmakla beraber bugün projeler üzerinden, hizmetler üzerinden bir siyasi söylem ve karşılıklı diyalog kuruyoruz. Evet, bu AK Parti iktidarında siyasetin de taşındığı güzel bir merhaleye göstermektedir. Murat Bey teşekkür ederim. Tarık Bey teşekkür ederim. Biz de dileyelim ki hep projeleri tartışalım. Karşılıklı hakaretler ya da suçlamalar yerine çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza katıldıkları için. Ve